Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Limit kronometre dil bilgisi soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere yapı bilgisiyle ilgili 6. testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda 6 çizili sözcüklerden hangisi ötekilerinden farklı bir yapım eki almıştır diyor. Yolcu sözcüğünde yol isim köküdür. Yoldan yolcu olmuş, isimden isim yapım eki almış. Romancı, roman isim, romandan romancı olmuş. Bu da yine isimden isim yapım eki almış. Öğrenci sözcüğünde öğrenmek fiil, öğrenmekten öğrenci olmuş. Bu da fiilden isim yapım eki almış. Farklı olanı sormuştu. Gördüğünüz gibi burada fiilden isim yapım eki aldığı için doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. Diğer seçeneklere bakalım. Kapıcı sözcüğüne baktığımızda kelimenin kökü kapıdır, isimdir. Kapıdan kapıcı olmuş. Bu da isimden isim yapım eki almış. Oduncu sözcüğünde ise odun isim, odundan oduncu olmuş. Bu da yine isimden isim yapım eki almıştır. İkinci soru, 6 çizili sözcüklerden hangisinin aldığı im, im, me ekinin işlevi yanlış belirtilmiştir? Gidiyorum bütün aşklar yüreğimde. Gitmek fiil köküdür. Yor şimdiki zaman eki. Buradaki da nedir arkadaşlar? Birinci tekil şahıs ekidir. Dolayısıyla açıklama doğrudur. A seçeneğini elemiş oluruz. Sen benim yağmurumda gezinemezsin ifadesinde benim yağmurum. Bakın belirtili isim tamlaması. Dolayısıyla buradaki imeki de tamlayan ekidir. Bu açıklamada doğrudur. B seçeneğini de elemiş oluruz. Yolcuyum bir kuru yaprak misali ifadesinde bakın yolcuyum ifadesindeki umeki burada arkadaşlar ek fiildir. Cümleyi normal hale getirdiğimizde bir kuru yaprak misali yolcuyum olur. Bu da ek fiilin geniş zaman çekimidir. Tamlayan eki değildir. Bundan dolayı doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. Diğer seçeneklere de bakalım. Her ölüm erken ölümdür ifadesinde ölmekten ölüm olmuş. Buradaki ümeki yapım ekidir. Dolayısıyla açıklama doğrudur. Bunu denemiş oluruz. Sana gülüm diyemem solarsın diye ifadesinde sana benim gülüm diyemem olur. Dolayısıyla buradaki tamlama kurduğu için ikinci sözcük durumuna geçer ve iyelik ekidir. Bu da doğrudur. O yüzden E seçeneğini de elemiş oluruz. Üçüncü soru. Altı çizili sözcüklerden hangisi ötekilerinden farklı bir yapım eki almıştır diyor. Ekmeği iki eşit parçaya bölüp bize verdi cümlesinde eş isimdir. Eşten eşit olmuş arkadaşlar. Buradaki ek nedir? İsimden isim yapım eki almış. Şehrin dışına ani bir anıt mezar yapıldı ifadesinde anmak fiildir. Anmaktan anıt olmuş. Fiilden isim yapım eki almış. Bir insanın suçlu sayılması için kanıt gerekir ifadesinde. Bakın burada kelimenin kökü kanmaktan gelir, inanmak. Kanıt da zaten inandırmak amacıyla ortaya konan belgelere denir. Hani vücuttaki sıvı, yaşam belirtisi olan kandan bahsetmiyoruz. Dolayısıyla buradaki kan fiildir. Kandan kanıt olmuş. Bu da nedir arkadaşlar? Fiilden isim yapım eki almış. Her yapıt hayata tutulan bir ayna olmalıdır ifadesinde yapmak fiil köküdür. Yapmaktan yapıt olmuş. Bu da yine fiilden isim yapım eki almış. Öğrenciden alınan dönüt onun öğrendiğini gösterir ifadesinde dönmek fiil. Dönmekten dönüt olmuş. Bu da fiilden isim yapım eki almış. Farklı olanı sormuştu. A seçeneğinde isimden isim yapım eki aldığı için doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. Dördüncü soru, altı çizili sözcüklerden hangisi ötekilerinden farklı bir yapım eki almıştır diyor. Her olay başka bir olaya açılan bir kapıdır derken olmak fiil, olmaktan olay olmuş arkadaşlar. Dolayısıyla fiilden isim yapım eki almış. Yapay bir dille önemli eserler verilemez cümlesinde yapmak fiil, yapmaktan yapay olmuş. Buradaki ek de yine fiilden isim yapım ekidir. Matematik defterine iki yatay çizgi çizdi cümlesinde yatmak fiil, yatmaktan yatay olmuş. Bu da fiilden isim yapım eki almış.
Dershanede düzey belirleme sınavı yapıldı cümlesinde düz isim köküdür. Düzden düzey olmuş arkadaşlar. Dolayısıyla isimden isim yapım eki almış. Farklı olanı sormuştu. Gördüğünüz gibi düzey sözcüğü isimden isim yapım eki aldığı için doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. Diğer seçeneğe de bakmış olalım. İşin başlaması için onay gerekiyormuş ifadesinde. Onamak fiildir arkadaşlar. Onamaktan da onay olmuş. Bu da yine nedir? Fiilden isim yapım eki almıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Altı çizili sözcüklerden hangisinin aldığı man, men eki ötekilerden farklı bir işlevde kullanılmıştır? Bakın öğretmekten öğretmen olmuş. Öğretmek fiil. Buradaki man, men eki arkadaşlar fiilden isim yapım eki olarak kullanılmıştır. Seçmen ifadesinde seçmek fiil. Seçmekten seçmen olmuş. Bu da fiilden isim yapım eki almış. Yönetmen ifadesinde yönetmek fiildir. Yönetmekten yönetmen olmuş. Burada da yine fiilden isim yapım eki almış. Danışman ifadesinde danışmak fiildir. Danışmaktan danışman olmuş. Burada da fiilden isim yapım eki görevinde kullanılmış. Kocaman sözcüğünde koca isimdir. Kocadan kocaman olmuş. Dolayısıyla isimden isim yapım eki görevinde kullanılmıştır. Diğerlerinden farklı olanı sormuştu. Burada man eki isimden isim yapım eki görevinde kullanıldığı için doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisinin aldığı salsal yapım eki ötekilerinden farklı bir işleve sahiptir demiş. Kutsal ifadesine bakacak olursak kut isimdir. Kuttan kutsal olmuş. İsimden isim yapım eki almıştır. Görsel ifadesine baktığımızda görmek fiildir. Görmekten görsel olmuş. Bu da fiilden isim yapım ekidir. İşitmekten yani fiil olan bir sözcükten işitsel olmuş. Bu da yine nedir? Fiilden isim yapım eki görevindedir. Eğitmek fiildir. Eğitmekten eğitsel olmuş. Dolayısıyla fiilden isim yapım eki görevinde kullanılmıştır. Uysal ifadesinde uyumak fiildir. Uyumaktan uysal olmuş. Yani fiilden isim yapım eki görevinde kullanılmış. Farklı bir işleve sahip olanı sormuştu. Bir numaralı sözcük yani kutsal sözcüğünde isimden isim yapım eki görevinde kullanıldığı için doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi hem yapım hem çekim eki almamıştır diyor arkadaşlar. Bakalım kavaklıklar kelimesine bakacak olursak kelimenin kökü kavaktır, isim köküdür. Kavaktan kavaklık olmuş. İsimden isim yapım eki almış. Lar da burada nedir? Çoğul ekidir arkadaşlar. Dolayısıyla bu sözcük hem yapım eki hem de çekim eki almış olduğu için bunu elemiş oluruz. Uzaktan kelimesine bakacak olursak bunu şu şekilde eklerine ayırmış oluruz. Uz eski Türkçe'de ırak anlamına gelir. O yüzden isim köküdür. Uzdan uzamak olmuş arkadaşlar. İsimden fiil yapım eki almış. Uzamaktan da tekrar uzak olmuş. Yani fiilden isim yapım eki almış. Tan da burada nedir? Ayrılma hal ekidir. Dolayısıyla bu sözcük de hem yapım eki hem de çekim eki almıştır. Bunu da elemiş oluruz. Konaklar sözcüğüne bakacak olursak kelimenin kökü nedir arkadaşlar? Konmaktır. Fiil köküdür. Konmaktan konak olmuş. Yani fiilden isim yapım eki almış. Lar da burada nedir? Çoğul ekidir. Dolayısıyla bu sözcük de hem yapım eki hem de çekim eki almış. Bunu da elemiş oluruz. Korkulukları kelimesine bakacak olursa kelimenin kökü korkmaktır, fiildir. Korkmaktan korku, korkudan korkuluk olmuş. İki tane yapım eki almış. Lar nedir arkadaşlar burada? Çoğul ekidir. Balkonlarının korkulukları demiş. Dolayısıyla buradaki ı da iyelik ekidir. Hem yapım eki hem de çekim eki almış hem de ikişer tane. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Büyüleyici kelimesine bakacak olursak kelimenin kökü nedir arkadaşlar? Büyüdür. Büyü isim köküdür.
büyümekten büyülemek olmuş, büyülemekten de büyüleyici olmuş. Yani bu nedir? İki tane yapım eki almış. Dolayısıyla çekim eki almamış. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Sekizinci soru, cümlelerin hangisinde ık, ik, uk, ük eki ötekilerden farklı bir işlevde kullanılmıştır? Bankada bayağı parası birikti ifadesinde bir isim köküdür. Birden birikmek olmuş. Dolayısıyla buradaki ik eki nedir arkadaşlar? İsimden fiil yapım ekidir. Gündüz çok çalıştığı için acıktı ifadesinde aç isim köküdür. Açtan acıkmak olmuş. Bu da fiilden isim yapım ekidir. Ödevini yapmak için çok gecikti. Geç isim köküdür. Geçten gecikmek olmuş. Bu da isimden fiil yapım ekidir. Gemi sonunda ufukta gözüktü ifadesinde göz isimdir. Gözden gözükmek olmuş. Bu da isimden fiil yapım ekidir. Dükkanın kapısı sonuna kadar açıktı ifadesinde açmak fiil. Açmaktan açık olmuş. Burada ise fiilden isim yapım eki görevinde kullanılmış. Farklı olanı sormuştu. Doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soru. Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangisi hem yapım hem çekim eki almamıştır diyor. Bakalım. Bağlamda ifadesinde kelimenin kökü bağdır, isim köküdür. Bağdan bağlam olmuş. Buradaki bu ek nedir arkadaşlar? İsimden isim yapım ekidir. Da da nedir burada? Bulunma hal eki olarak kullanılmıştır. Dolayısıyla hem yapım eki hem de çekim eki aldığını görüyoruz. Bunu elemiş oluruz. Özgünlükten ifadesinde kelimenin kökü özdür, isim kökündedir. Özden özgün, özgünden özgünlük olmuş. İki tane yapım eki almış. Ten de burada yine ayrılma hal eki olarak kullanılmıştır. Dolayısıyla bu sözcük de hem yapım eki hem de çekim eki almıştır. Bunu da elemiş olduk. Yazınsal sözcüğüne bakacak olursak yazmak fiil köküdür. Yazmaktan yazın, yazından yazınsal olmuş. İki tane yapım eki almış. Fakat çekim eki almadığı için doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. Diğer seçeneklere de bakalım. Uzaktan kelimesini demin eklerine ayırmıştık. Uz isim köküdür. Uzdan uzamak olmuş. Uzamaktan uzak olmuş. Dolayısıyla iki tane yapım eki almış. Tan da burada nedir arkadaşlar? Ayrılma hal ekidir. Bu da hem yapım eki hem de çekim eki aldığı için bunu denemiş oluruz. Bağıntısı kelimesine bakacak olursak kelimenin kökü bağdır, isim kökündedir. Bağdan bağıntı olmuş. Yani isimden isim yapım eki almış. Buradaki ı eki ise arkadaşlar onun bağıntısı dersem iyelik ekidir. Görmüş olduğunuz gibi hem yapım eki hem de çekim eki aldığı için bunu da elemiş oluruz. 10. soru, cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi yapım eki almamıştır diyor. Umut kelimesinin kökü ummaktan gelir arkadaşlar. Ummaktan umut olmuş. Dolayısıyla yapım eki almış. Bunu elemiş oluruz. Önden önem olmuş. Bu da yapım eki almış. Bunu da elemiş oluruz. Sevda demiş dursun. Anmaktan anı olmuş. Bakın buradaki ı nedir arkadaşlar? Fiilden isim yapım ekidir. Bu da almış. Bunu da eledik. Dergi kelimesine bakacak olursak kelimenin kökü dermekten gelir fiildir. Buradaki gi eki de dermekten dergi olduğu için fiilden isim yapım ekidir. Bunu da elemiş oluruz. Sevda kelimesi kök halindedir. Arapça bir sözcüktür arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 11. soru. Türkçe'de önce yapım ekleri sonra çekim ekleri gelir demiş. Cümlelerin hangisinde bu açıklamaya aykırı bir kullanım söz konusudur? Bakalım. Çocukluğuna büyük bir özlem duyuyordu. Burada böyle bir kullanım var mı arkadaşlar? Yok. Bunu elemiş oluruz. Soğuktan elleri ve yüzü çatlamıştı. Bakın burada da böyle bir kullanım yok. Bunu da elemiş oluruz. Sınavda farklı soru tipleri soruldu. Yine burada da böyle bir kullanım yok. Bunu da elemiş oluruz. Teyzeme annemsiz gitmek zorunda kaldık. Dursun. Sevginin gücüne her zaman inanırdı. Bunu da elemiş olduk. Şimdi burada annemsiz kelimesine bakalım. Kelimenin kökü nedir arkadaşlar? Annedir, isim kökündedir. Benim annem dersem buradaki m eki benim annem olursa iyelik ekidir arkadaşlar.
iyelik eki çekim ekidir. Annemden annemsiz olmuş. Sizde nedir burada? İsimden isim yapım eki olarak kullanılmıştır. Dolayısıyla çekim eki yapım ekinden önce gelmiştir. Yani iyelik eki önce kullanılmış. Yapım eki de sız eki de sonra kullanıldığı için doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 12. soru. Bu cümlede numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır demiş. Birinci sözcük iyelik eki almıştır. Benim şiirim dursun arkadaşlar. İkinci sözcük yaklaşma ekini almıştır diyor. Sokağa kelimesinde sokak isim. Bakın buradaki A eki nedir? Yaklaşma hal ekidir. Dolayısıyla eki doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Üçüncü sözcük üç farklı çekim eki almıştır diyor. Ciğerlerine kelimesinde ciğer isim. Lar eki çoğul ekidir. Onun ciğerleri desem iyi, iyelik eki olur. Ciğerlerini ifadesinde ise e nedir burada? Bu da yaklaşma hal ekidir. Dolayısıyla 3 tane çekim eki olduğunu görüyoruz. O yüzden C seçeneği de doğrudur. Bunu da demiş oluruz. Dördüncü sözcük sadece yapım eki almıştır diyor. Bakalım dolmak fiildir. Dolmaktan doldurmak, doldurmaktan da makmek isim fiil ekini alarak 2 tane yapım eki almış oluyor. Dolayısıyla D seçeneği de doğrudur. Bunu denemiş oluruz. Beşinci sözcük hem yapım hem de çekim eki almıştır. Bakın arkadaşlar gerçekten gerçekçi olmuş yapım eki almış. Dir de burada nedir? Ek fiildir. Hem yapım eki hem de çekim eki aldığını görüyoruz. E seçeneği de doğrudur. Bunu denemiş oluruz. Birinci sözcük iyelik eki mi almıştır peki? Benim şiirim desem belirtili isim tamlaması olur. Buradaki im eki de nedir arkadaşlar? Tamlayan ekidir. İyelik eki değildir. Bundan dolayı doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. 13. soru. Dizelerin hangisinde mışmış eki ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır? Sesin nerede kaldı her günkü sesin? Unutulmuş güzel şarkılar için ifadesinde şarkı isim. Nasıl şarkı? Unutulmuş şarkı. Unutulmuş sözcüğü niteleme sıfatı. Şuradaki mış eki de nedir arkadaşlar? Sıfat fiil ekidir. Bir gülüşü olsun görülmemiş kadın, nasıl ölümsüzsün aynasında aşkın ifadesinde ise kadın isim, nasıl kadın, görülmemiş kadın yine burada da niteleme sıfatıdır. O yüzden mışmış eki de sıfat fiil ekidir. Söylenmemiş aşkın güzelliği iledir. Kağıtlarda yarım bırakılmış şiir ifadesinde bakın aşk isim, nasıl aşk, söylenmemiş aşk niteleme sıfatı. Buradaki mışmış eki yine sıfat fiil ekidir. Şiir isim, nasıl şiir, yarım bırakılmış şiir niteleme sıfatıdır. Buradaki mışmış eki de sıfat fiil ekidir. Susmuş ninnilerle gıcırdıyor beşik ve cümle yitikler, mağluplar, mahzunlar ifadesinde ise ninni isim, nasıl ninni, susmuş ninni niteleme sıfatıdır. Buradaki mış eki de sıfat fiil görevinde kullanılmıştır. Aşklar uçup gitmiş olmalı bir yazla, halay çeken kızlar misali kol kola ifadesinde ise bakın gitmiş sözcüğü sıfat değil, aynı zamanda çekimli bir fiil olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı da buradaki mış eki nedir arkadaşlar? Öğrenilen geçmiş zaman kip ekidir. Farklı olanı sormuştu. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 14. soru. Bu cümlelerdeki altı çizili sözcüklerdeki R, R, R eki kaç farklı görevde kullanılmıştır? Bakalım. Yaşardı kelimesinde kelimenin kökü yaştır. Yaştan yaşarmak olmuş. Yani isimden fiil yapım eki görevinde kullanılmış. Çıkar sağlamaya derken çıkmak fiildir. Buradaki R eki arkadaşlar çıkmaktan çıkar olmuş. Yani fiilden İsim yapım eki görevinde kullanılmış. Maça gidersin ifadesinde gitmek fiil. Buradaki ar er eki de geniş zaman eki görevinde kullanılmıştır. Altışar ifadesinde kelimenin kökü altıdır. Buradaki ar er eki de isimden isim yapım eki görevinde kullanılmış. Çıkardı ifadesinde ise çıkmak fiil köküdür. Çıkmaktan çıkarmak olmuş. Bu da fiilden fiil yapım eki görevinde kullanılmıştır. Baktığımızda arkadaşlar 5 farklı görevde kullanıldığını görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır.
Evet arkadaşlar, son soruya geçiyoruz. 15. soruya. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi birden çok yapım eki almamıştır diyor. Anlatan kelimesine baktığımızda kelimenin kökü andır, isim köküdür. Andan anlama, anlamaktan anlatmak, anlatmaktan da anlatan olmuş. 3 tane yapım eki almış, bunu elemiş oluruz. Başarılı sözcüğüne baktığımızda kelimenin kökü baştır, isim köküdür. Baştan başarmak, başarmaktan başarılı, başarıdan başarılı olmuş. Yine bu da 3 tane yapım eki almış, bunu da elemiş olduk. Görevi kelimesine baktığımızda kelimenin kökü görmektir. Görmekten görev olmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada fiilden isim yapım eki almış. Bir tane yapım eki aldığını görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Güldürmek kelimesine bakacak olursak gülmek fiil, gülmekten güldürmek olmuş. Güldürmekten de güldürmek olmuş. Yani makmek isim fiilekini alarak sözcük fiilden isme dönmüş. İki tane yapım eki aldığını görüyoruz. Bunu denemiş olduk. İzleyicisi kelimesine bakacak olursak kelimenin kökü izdir, isim köküdür. İzden izlemek, izlemekten izleyici olmuş. İki tane yapım eki almış. Bir de iyelik eki almış. Bizim için önemli olan birden fazla yapım eki almasıydı. O yüzden bunu denemiş oluruz. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve arkadaşlarınıza kanalımı önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.